Alkollerin fiziksel özellikleriyle başlayalım. Bu durumda alkolleri alkanlarla karşılaştıracağız. Soldaki alkan 2 karbonlu yani tabii ki bir etan. Sağ tarafta ise bu hidrojenlerden birini alıp yerine OH koyarsak etanol elde ederiz. Kaynama noktasıyla başlayalım. Etanın kaynama noktası yaklaşık eksi 89 santigrat derecedir. Oda sıcaklığı 20 ila 25 santigrat derece arasında olduğu için oda sıcaklığında etanın kaynama noktasından çok daha yukarıda oluruz. Yani etan bu sıcaklıkta kaynar durumdadır ve gaza dönmüştür. Kısacası oda sıcaklığı ve oda basıncında etan gaz haldedir. Etanolün ise kaynama noktası çok daha yüksektir. 78 santigrat derece civarındadır. Yine oda sıcaklığı 20 ile 25 derece arasında olduğu için etanolün kaynama noktası oda sıcaklığından çok daha yüksektir. Yani oda sıcaklığında ve basıncında etanol sıvı haldedir. Henüz kaynamamıştır. Bu iki molekülün kaynama noktalarının böylesine farklı olması moleküller arası kuvvetlere bağlanabilir. İki etan molekülü etkileşime geçtiğinde, bu iki molekülü bir arada tutan moleküller arası kuvvet aslında London dağılım kuvvetleridir. Ki bu en zayıf moleküller arası kuvvettir. İki etan molekülünü ayırmak bu yüzden nispeten kolaydır. Bu da kaynama noktasının çok düşük olmasının sebebidir. Yani molekülleri ayırmak için bol miktarda enerji gerekmez ve etanın gaza dönüşmesi çok kolaydır etanolün ise çok daha yüksek bir kaynama noktası vardır. Ve bu da molekülleri birbirinden ayırmak için çok daha fazla enerji harcanması gerektiği anlamına gelir. Şimdi etanolün niçin daha yüksek kaynama noktasına sahip olduğuna bir bakalım. Etkileşime giren iki etanol molekülüne bakalım. Burada bir etanol molekülü görüyorsunuz. Bu tarafa bir tane daha etanol molekülü çizelim. Oksijen-hidrojen bağının polar kovalent bağ olduğunu biliyoruz. Oksijen ve hidrojen arasında elektronegatiflik açısından büyük bir fark olduğunu da biliyoruz. Oksijen çok daha elektronegatiftir. Bu da oksijen ve hidrojen arasındaki bağ üzerindeki elektronların oksijen atomuna çok daha yakın olacağı anlamına gelir. Bu şekilde de oksijen atomu kısmi negatif yüklü olur. Oksijen ve hidrojen arasındaki bu bağdaki elektronlar hidrojenden uzaklaşacaktır. Hidrojen ise elektron yoğunluğundan biraz kaybederek nispeten pozitif kalacaktır. Buna kısmi pozitif yük diyoruz. Aynı şey diğer etanol molekülü için de geçerlidir değil mi? Kısmi negatif oksijen, kısmi pozitif hidrojen olur ve zıt yüklerin birbirini çektiğini biliyoruz. Yani kısmi pozitif hidrojenle kısmi negatif oksijen arasında çekim gücü oluşur. Bu iki molekülü bir arada tutan güçlü bir moleküller arası kuvvet vardır. O da hidrojen bağıdır. Alkol molekülleri arasında hidrojen bağı vardır diyoruz. Hidrojen bağı en güçlü moleküller arası kuvvet olduğu için bu iki molekülü birbirinden ayırmak zordur. Bu süreç çok fazla enerji ve ısı gerektirir. Etanolün kaynama noktasının etandan çok daha yüksek olmasının sebebi budur. Ayrıca maddenin halini de bununla açıklayabiliriz. Peki çözünürlükte durum nasıl? Etanol suda çözünebilir mi? Tabii ki çözünebilir. Sebebi ise hidrojen bağlarıdır. Buraya bir su molekülü çizelim. Su molekülünün alkol molekülüyle benzer şekilde polar olduğunu biliyoruz. Hidrojen kısmi pozitiftir. Buradaki oksijense kısmi negatiftir. Yine zıt yükler birbirini çeker. Hidrojen buradaki oksijene ilgi duyar. Bunlar birbirini çeker. Hidrojen bağı sebebiyle su ve alkol molekülleri arasında etkileşim gerçekleşir. Elektronegatiflikteki fark sebebiyle su molekülü polardır. Etanol molekülü de polar olduğu için bunlar birbirini çözer. Başka bir deyişle bu moleküller birbirleri içinde çözünebilirdir. Etanolün yapısına bakacak olursak suda çözünebilir olmasının sebebi molekülün bu kısmıdır. Yani hidroksi grubu olan OH'tır. Hidrojen bağını olanak sağlayan şey elektronegatiflik farklılıklarıdır. Molekülün bu kısmı polar kısmıdır. Molekülün bu kısmı suyu seven kısmıdır. Bu yüzden suda çözünebilir. Suyu seven moleküllere hidrofilik ya da hidrofil diyoruz. Buradaki hidro suyu, filse sevmeyi, deyim yerinde ise müdavimi olmayı kastediyor. Sol taraftaki kısımsa daha çok alkanlarda yani apolar bir ortamda olur. Molekülün bu kısmı sudan korkar yani hidrofobiktir. O zaman alkol molekülümüzün hidrofobik ve hidrofilik olmak üzere iki kısmı var. Benzer şeylerin birbirini çözdüğünü biliyoruz. O zaman apolar olan, polar olan da çözülmeyecektir. Alkali grubumuzda nispeten az miktarda karbon atomumuz olduğu sürece o OH grubu alkolün suda çözülmesine yetecek kadar polar olacaktır. Yüksek miktarda karbon atomu olursa molekülümüz daha ziyade apolar olur. Yani alkoller çok fazla karbon atomu içerdiklerinde suda çözülmeyi durduracaklardır. Şimdi de alkoksitlerin hazırlanışına bakalım. Önce bir alkole göz atalım. Alkolümüz burada. Alkolümüz güçlü bir bazla etkileşime geçecek. Burada ortaklanmamış elektron çifti ve eksi bir formal yük olacak. Böylelikle güçlü bir bazımız oluştu. Güçlü bazımız bu protonu alıp bu elektronları oksijende bırakacaktır. Şimdi elimizde eskiden iki ortaklanmamış elektron çiftine sahip olan, artık üç ortaklanmamış elektron çifti olan bir oksijen var. Bu durum oksijene eksi bir formal yük verir baz protonla bu şekilde bir bağ oluşturacaktır. Bu asit baz tepkimesidir. Alkolü güçlü bir baza tepkimeye sokarsak alkolün konjuge bazını oluştururuz. Bunun adı da alkoksittir. Buradaki alkoksit iyonu. Alkollerin kimyasal özelliklerinden biri de yeterince güçlü bir baz kullanırsanız asidik hale gelmeleridir. Alkolün konjuge bazına alkoksit dedik. Bir örneğe bakalım. Mesela etanol. Etanol molekülümüz burada bunu sodyum hidrat gibi güçlü bir bazla tepkimeye sokacağız. Na artı ve H2. Etrafında iki elektron bulunan hidrojen negatif yüklü iyona dönüşür. Bu da hidrir iyonu adını alır. Temel kısmımız burası yani negatif yüklü hidrojen. Bu hidrojen baz görevi görecek ve bu iki elektronu alacak. Ayrıca buradaki protonu alacak. Alkollerin üzerindeki asidik proton oksijende olandır buradaki elektronlar bu şekilde oksijene geçecektir. Ürün olarak 3 ortaklanmamış elektronlar çifti olan bir alkoksit elde ederiz. Kısmi negatif bir formal yük olacak. Ayrıca burada pozitif yüklü sodyum var. Bu elektrostatik ve iyonik olarak alkoksit iyonumuzda etkileşime girecektir. Hidrür iyonu bir proton almıştı. O zaman bu iki hidrojen birleşerek hidrojen gazı oluşturur ki bu da çözeltimizden baloncuk olarak çıkacaktır. O zaman bu tepkimede hidrojen gazının oluşumu görülecek. Evet, alkoksit bu şekilde oluşur. Bu molekülün adı sodyum etoksit. Burada sağ tarafta çoğu organik kimya reaksiyonunda kullanılan nispeten güçlü bir baz olan sodyum etoksit bulunuyor. Etanolden bu molekülü oluşturmak için sodyum hidrür kullandık. Alkoksit oluşturmanın bir başka yolu da var birinci gruptaki alkali metallerden alkoksit grubu oluşturmanın genel yoluna bir bakalım. Alkolümüz burada. Alkolümüzü birinci gruptan bir metalle yani alkali metalle tepkimeye sokalım. Periyodik tabloda birinci grupta bulundukları için hepsinin bir değerlik elektronu vardır. Lityum, sodyum veya potasyum gibi bir şey olabilir. Alkoksit oluşturacağız. Yani 3 ortaklanmamış elektron çifti ve eksi 1 formal yük olacak mekanizma da metal bir değerlik elektronunu verecektir ve artı bir yükle kalacaktır. Yani alkoksidimizle şu şekilde etkileşime girecektir. Bu süreç aynı zamanda hidrojen gazı da açığa çıkartır. Bu şekilde. Genelde tepkimemiz böyle. Şimdi de siklohexanolle etkileşime girdiğimiz bir örneğe bakalım. Sikloheksanol ve sodyumun tepkimesini göreceğiz. Bu sikloheksanol molekülünü yeniden çizelim. Çünkü mekanizmayı biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Şu şekilde çizelim. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de oksijene yerleştirelim. Sodyum metalinin bir değerlik elektronu vardır. Süreç şöyle olacak. Sodyum bir değerlik elektronunu çok kolay bir şekilde verecektir. Çünkü o zaman asal gazlar gibi kararlı elektron konfigürasyonuna sahip olacaktır. Yani mekanizmanın ilk adımı bu bir değerlik elektronun verilmesidir bir elektronun hareketini gösterirken başı yarım olan ok kullanacağız. Ardından oksijen ve hidrojen arasındaki iki elektronun oksijene gidişini göstermek için normal yani iki başlı ok kullanacağız. Şimdi elimizdekini çizelim. Sikloheksan halkamız var. Oksijenimizin etrafında 3 ortaklanmamış elektron çifti var. Yani negatif yüklü olacak. Sodyumsa bir değerlik elektronunu verdi. Şimdi artı bir yüke sahip ve negatif yüklü oksijenle etkileşime girecek. Peki hidrojene ne oldu? Buradaki hidrojen bir elektron alacak. Şimdi elimizde etrafında bir elektron olan hidrojen var. Yani aşırı derecede reaktif bir hidrojen oldu. Normalde hidrojen etrafında iki elektron olmasını tercih eder. Yani bu iki hidrojen atomu birbirlerine yaklaştığında etkileşime girerler ve elektronlarını paylaşarak hidrojen gazı oluştururlar. Bu şekilde çizebiliriz. İki elektron burada. Biri bir hidrojenden, diğeri ise öteki hidrojenden. Bu tepkime de hidrojen gazı üretilecektir. Evet, bu videoda alkollerin fiziksel özelliklerine ve alkoksit iyonunun hazırlanışına değinmiş olduk.